Birinci Cihan Harbi'nde büyük kayıplar verdiğimiz Sarıkamış Harekatı başlıyor. Osmanlı için yeni cepheler açmak sanıldığı kadar kolay değildi. Her şey eksikti. Ne cephane, ne yiyecek, ne de giyecek var, ne de bunları nakledecek hayvanlar. Üçüncü Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa, zamansız olarak nitelediği cephenin açılmasına karşı çıkışı onu görevinden etti. Enver Paşa Erzurum'a geldi. Sarıkamış kuşatma harekatının ana hatlarını Alman ve Türk kurmaylarına anlattı. Üçüncü Ordu Sarıkamış'a saldıracaktı. 11. Kolordu Rusları oyalamak için sağ kanatta yer alacak. 9. Kolordu merkezde yani Sarıkamış'a geçiş yönünde olacak. Önce Baldız'a ardından da Sarıkamış'a geçecek. 10. Kolordu da İslamköy, Oltu, Penek yönünden Baldız Yaylası'ndan Allahu Ekber dağlarına ulaşacak. Hedef Rusların arkasına sarkmak. Her birliğin günlük yürüme hızları hesaplanarak hangi günde nerede olacağı, nerede buluşacakları ve saldırma noktaları tek tek tespit edildi. Fakat hesaba katılmak istenmeyen bir şey vardı. Kar fırtınası ve -35 dereceye düşen dondurucu soğuklar. İki müfreze dahil 75.660 savaşçısıyla toplam 118.660 kişilik Osmanlı ordusu, 94 piyade taburu, 20 süvari bölüğü ve 228 topuyla Sarıkamış kuşatması adıyla tarihe geçen harekata 22 Aralık 1914 sabahı başladı. Oysa o sabah dehşetli bir kar fırtınası ve tipiyle açılmıştı. Hava çok kötü olmasına rağmen ilk gün harekat planı aynen uygulandı. İkinci gün kar ve tipi bir türlü aman vermiyordu. Erzak ve teçhizat ileri hatlara taşınamıyordu. Askerler aç, çıplak, donanımsız, yalın ayak, başı açık durumdaydı. On binler dinmek bilmez kar tipisi altında Allahu Ekber ve Soğanlı dağlarına sürüldüler. Üçüncü ordunun askerleri -35 derece soğuğa karşılık yırtık yazlık elbiseleriyle bu tepelerde hayatta kalma mücadelesi verdi. Ayaklarında yırtık çarıklar, sırtlarında yamalı elbiselerle bir savaşa giden askerlerden çok tarlaya giden işçilere benziyordu bu gençler. Ne bir paltoları ne de kalın çorapları vardı. Doğru dürüst üniformaları olmadığı için evden getirdikleri yerel kıyafetlerle sarılmışlardı. İstanbul'dan kışlık elbise ve askeri malzeme getiren gemiler Karadeniz'de Ruslar tarafından batırılmıştı. Enver Paşa destek beklemeden harekata başlamıştı. Enver Paşa, "Askerler hepinizi ziyaret ettim. Ayağınızda çarık, sırtınızda paltonuz olmadığını gördüm. Lakin karşınızdaki düşman sizden korkuyor. Yakın zamanda Kafkasya'ya gireceğiz. Orada her türlü nimete kavuşacaksınız. İslam aleminin bütün ümidi sizsiniz," diyordu. Burada Enver Paşa'nın ilk karargahını kurduğu yer. 9. Kolordu önce geliyor, sonra Enver Paşa geliyor ve biraz ileride iki katlı bir evde Kolordu karargahı kuruluyor. Türk askeri sayıca az ama kış şartlarına hazırlıklı Rusların üzerine imkansızlıklar içinde yürüdü. Ruslarsa Sarıkamış'ta sıcak karargahlarında bekledi. Mehmetçikler durmaksızın yürüdü, Baldız Yaylası'na, Çerkezköy'e, Otlu'ya, Allahu Ekber dağlarına, Sarıkamış'a giden mevzilere yürüdüler. Açlık, soğuk, yorgunluk, donmak üzere olan bedenlerini saracak bir elbiseleri bile yoktu. Artık savaşmak için değil, hayatta kalabilmek için yürüyorlardı.
Sarıkamış alınmalı diyordu komutan. Ama ölüm birer birer değil, onar onar birlikleri vurmaya başladı. Arada sırada Rus askerleriyle çatışmaya giriyorlardı. Ama en büyük savaş kara kışa ve fırtınaya karşı veriliyordu. Gözleri kör eden tipi yüzünden iki Türk tümeni birbirine saldırmış ve bu hata 2000 askere mal olmuştu.